Seans ortasından merhaba. Saatlerimiz 13'ü gösteriyor. Önümüzdeki 20 saat birlikte olacağız. Piyasalarda gün ortası gelişmelere ve günün geri kalanından beklentilere bakacağız. Uzman isimlerle beraber şöyle bir piyasa rakamlarını hatırlayalım öncelikle. Borsa dün %2'nin üzerinde negatif bir seyirle günü kapattıktan sonra biraz böyle sabah saatlerinde de negatif bir satış tablosu vardı. Yatay aşağı yönlü hareketleri görüyorduk. Şu anda %0,18'lik yükseliş var. 8162 seviyesinden işlemler geçiyor. Şöyle bir alt endekslere baktığımız zaman aslında en fazla kayıp dün bankacılık endeksi tarafında yaşanmıştı. %5,5 seviyelerinde geri çekilmeler olmuştu. Şu anda %1 civarında aşağıda bankacılık endeksi. Mali endekste de %0,64'lük geri çekilmeyi görüyoruz. Sınav endeks pozitif seyrediyor. Diğer endekslerde de hizmetler tarafında yine yukarı yönlü bir hareket var. Ulaştırma ve turizm endeksi de yukarıda ama turizm endeksi her an negatife dönebilecek gibi de bir tablo içerisinde. Ve paritelerle devam edelim. Para piyasalarında dolar TL 26,87 seviyesinden, euro TL ise 28,86 seviyelerinden geçiyor şu anda. Dolar endeksi de 104,7'de. Euro dolar paritesi 1,07'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor. Kritik gelişmeler öncesi hangi gelişmeler bunlar? Yarın ABD'den enflasyon verilerini takip edeceğiz 15.30'da ve bir yandan da tabii ki gözlerimiz Perşembe günü gerçekleşecek Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak. Sterlin dolarda da 1,2473 seviyesinde görüyoruz. Gelecek hafta İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Avrupa borsalarında karışık bir seyir bizi karşılıyor ve Londra tarafında İtalya'da yükselişler hakimken, gerçi İtalya biraz daha böyle sınırlı, daha geriden gelen bir tablo içerisinde, Paris ve Frankfurt'ta ise satışlar hakim. Avrupa Komisyonu dün Euro bölgesine ilişkin büyüme tahminlerini %1,1'den %0,8'e indirmişti. Aşağı yönlü bir revize gelmişti. Almanya ekonomisi özelinde biraz daha işlerin kötüye gitmesi bekleniyor. İşte tam da bu noktada enflasyon da %5,3 seviyesinde yer alırken, bakalım Perşembe günü Avrupa Merkez Bankası %2'lik hedefinden uzak bulunan enflasyonu mu tercih edecek? Onu aşağı getirmek için faiz oranlarında bir artışa mı gidecek? Yoksa büyümedeki yavaşlamayı göz önünde bulundurarak şahin mesajlar vererek biraz daha faiz artışını ara mı verecek? Eylül ayında bunu takip edeceğiz. Kritik bir toplantı Perşembe günü bizi bekliyor. ABD tarafında ise haftanın en önemli verisi, bütün küresel piyasaların gözü kulağı yarın açıklanacak olan enflasyon verisinde. Ve oradaki gelişmeler tabii ki çok yakından takip edilirken, manşet enflasyonun beklentileri aşması ya da çekirdek enflasyonda beklentiler kadar bir gevşeme olmaması piyasalarda moralleri bozabilir. Vadeli işlemler şu anda negatif bir açılışa işaret ediyor. Emtia piyasasıyla devam edelim. Altının onsu 1919 dolarda, %0,21'lik kayıp var. Gram altın 1658 liradan el değiştiriyor. Gümüş 23 doların üzerinde tutunmaya çalışıyor. Her iki tip petrolde de yön yukarı. Brent petrol bu sabah saatlerinde 91 doları aşmıştı. Sonra 90 dolara geriledikten sonra yeniden 91 dolar üzerinde. Ve tabii biz burada içeriye yansıyabilecek akaryakıt fiyatlarındaki zamları takip edeceğiz. Petrol fiyatlarının yukarı yönlü gelmesiyle beraber. Son olarak kripto paralar diyelim. Bitcoin şu anda 25.857 dolardan geçiyor. Ethereum tarafında 1600 doların üzerinde de tutunamadıktan sonra 1500 dolarları geri çekilmişti. Ancak şu anda primli bir tablo var. Sert yükselişler olduğunu gözlemliyoruz. Bakalım bu yükselişler kalıcı olacak mı kripto paralar tarafında? Ve şimdi piyasalara dair daha detaylı bilgi almak üzere Ata Portföy'e gideceğiz. Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin bizimle beraber. Batuhan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Evet, borsayı konuşalım öncelikle. Dün %2'nin üzerinde bir kayıp vardı. Bugün ise biraz böyle yön arayışında, daha böyle iniş çıkışlı bir tablo karşımıza çıkıyor. Ne dersiniz, dünkü o %2'lik aşağı yönlü hareket bir düzeltme hareketi miydi? Ve bunun daha fazlasının gelmesini bekler miyiz? Siz düzeltme bekleyen analistler, uzmanlar tarafında mısınız? Ben düzeltme hareketi olarak düşünüyorum ve sağlıklı olduğunu düşünüyorum açıkçası baktığımızda. Tabii dün en fazla düşen bankacılık endeksi olduğundan, acaba bankacılık için özel bir durum var diye herkesin kafasına bir soru işareti geldi yatırımcıların, ama ikinci tur seçimden sonra bankacılık endeksi dünkü en yüksek noktasına göre %123 yükselmişti.
Yani dünkü %5,5'luk yükseliş günlük itibariyle yüksek gözükse de aslında son 4 ayda yaşadığımız yükselişin yanında çok ufak kalıyor. Tabii çok devamlı bu artışların devam etmesini beklemememiz lazım. Çok iyi bir dönemden dönemi geride bırakıyoruz. Yani Borsa İstanbul'da %90'ın üzerinde arttı yine seçimlerden beri. Birçok iyi haber arka arkaya geldi. En sonunda da hem para ekonomi politikalarındaki rasyonelleşme, derecelendirme kuruluşlarının Türkiye hakkındaki uzun zamandan sonra, 2-3 yıldan sonra ilk defa olumlu ifadeler kullanarak görünümü değiştirmeleri açıkçası ve bu sırada tabii ki ekonomi yönetiminin yabancı yatırımcıları Türkiye'ye çekmek için gösterdikleri çaba borsanın özellikle çok çabuk prim yapmasına sebep oldu haklı olarak. O yüzden bir kar realizasyonunun ben makul olduğunu düşünüyorum ama çok fazla bu önümüzdeki görünümü de düşündüğümde 7800'ün altına gelmesi için önemli bir sebep görmüyorum açıkçası. Evet, şimdi dış kaynak teminiyle ilgili gelişmelere dikkat çektiniz. Bunu soracağım ama öncelikle bir hani borsada takip ettiğiniz seviyeleri biraz daha detaylı bir şekilde alabilirsek seviniriz. Yani 8000 seviyesinin üzerindeki hareketleri görüyoruz. 8000 önemli bir psikolojik seviyeydi. Altına geldiği takdirde biraz daha satışlar hızlanır mı? Ne dersiniz? Ve yukarıda daha kısa ve orta vadede hangi seviyeleri takip ediyorsunuz? Ben tabii ki baktığımızda Ağustos ayında dediğim gibi çok hareketli bir dönem geçirdik. Yabancı yatırımcıların da ciddi bir şekilde girişi vardı seçim sonrasında. Yani seçim Mayıs sonuna kadar 1.6 milyar dolar satış yapmış olan hisselerde yabancı yatırımcılar daha sonraki onu takip eden 8-9 haftada kabaca 2 milyarlık bir alış yaptılar. Ağustos ayını da ve Eylül'ün ilk haftasında da satış ağırlıklı geçiriyorlar. Yani net net de baktığımızda aslında geçen hafta itibarıyla yabancı yatırımcıların girişi sadece 64 milyon dolar. Yani endeks bu kadar yükseldi, bu kadar giriş oldu ama hala nette bir yabancı girişi olduğunu söyleyemeyiz. Seçim öncesi kapattıkları pozisyonları tekrar açtılar yabancı yatırımcılar. Yabancı yatırımcıların ilgisi gerçekten son 3-4 senenin en yüksek seviyesinde. Tekrar şirketler Türkiye'yi ziyaret ediyorlar. Türkiye şirketler hakkında bilgi almak için bizleri arıyorlar. O yüzden çünkü geçen seneki 2022 rallisini kaçırmışlardı. Ve bu rally zamanında da şunu unutmamak lazım. Türkiye gelişmekte olan ülkeler piyasasında aslında yıllar içinde payı azalan bir ülkeydi. Geçen sene Rusya'nın bu yatırım yapılabilir plasmandan çıkmasından sonra Türkiye gibi önemli bir pazarın hareketini kaçırmamak adına daha fazla ilgilenmeye başladılar açıkçası. Yani Türkiye'yi hani bu dönemden sonra biraz daha fırsat olarak mı görüleceğine siz inanıyorsunuz? Yani gelen yabancı kurumlardan gelen açıklamalar da yine hani Türkiye'de fırsatların olduğunu niteler düzeyde. Ne dersiniz? Ya, Türkiye pozisyonları gerçekten underweight dediğimiz yani uzun yıllar özellikle 2018'den sonra gerçekten olabilecek minimumda tutmaya çalıştılar pozisyonlarını. Ekonomi politikalarını çok anlayamadıkları için, kur öngörüsünde bulunamadıkları için ya da hepimizin yaptığı gibi kur öngörüleri yanlış çıktığı için baktığınızda aslında Türkiye'den para kazanmayı beceremediler son 5-6 senede. Onların gözünden tabii ki döviz bazlı getirilere bakmak lazım. Şimdi bu sene borsa çok iyi performans gösterdi ama döviz bazında baktığınızda işte dolar TL'ye karşı %46-%48 yükselmiş. BIST 100 endeksi de sene başından beri %48. Yani aslında hiçbir şey yapmadan endekste yatırım yapmış olsaydınız dolar bazında getirinizde çok da cazip bir gösterge henüz yok. Ama yapılan atılan adımlar
Önümüzdeki aylarda biraz sabredip ve sıkıntılı bir dönem geçirmemize sebep olsa da daha sonraki dönem için en azından bir tünelin ucunda ışık gösteriyor. Yabancı yatırımcıların da açıkçası bu ışığın var olmasından dolayı ilgi duyduğunu düşünüyorum ben. Evet, yani bir tünelin sonunda ışık var diyorsunuz. Peki biraz hani yurt dışını konuşmakta da fayda var. Bu hafta kritik bir hafta. Çarşamba günü yani yarın 15.30'da ABD'den Ağustos ayı enflasyon verisi gelecek. Piyasalar bunu çok yakından takip ediyor. Perşembe günü de Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Euro-dolar paritesi 1.07'nin üzerinde tutunmaya çalışıyor ama sanki öyle gözüküyor ki yani Fed'in ABD ekonomisinin ağırlığı biraz daha fazla gibi duruyor ve dolayısıyla hani burada pariteye yön verebilecek gelişme yarınki ABD verisi ve sonra Fed'in ne yapabileceğiken gözler bir yandan da Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında. Ne dersiniz, nasıl değerlendiriyorsunuz buradaki gelişmeleri ve tabii hani risk iştahı, risk algısı anlamında bize nasıl yansır, diğer gelişen ülkelere nasıl yansır? Şimdi tabii pariteleri birbirleriyle karşılaştırırken çok basit bir çerçevede iki en önemli faktör var. Kurların birbirine karşı değer kazanıp veya kaybetmesinde. Birincisi relatif faiz farkları ki bu tarafta ABD tabii ki Avrupa Birliği'nden çok daha önde, daha pozitif bir spread veriyor yatırımcılarına. İkincisi de büyüme potansiyelleri. ABD ekonomisinde Fed'in geçen sene Mart'tan beri başladığı bu sıkılaşmaya rağmen aslında çok daha beklenilenden iyi bir performans gösteriyor. Hem büyüme açısından hem de işsizlikte neredeyse hiçbir ciddi bir artış olmadan %4'lerin altında devam ediyor. O yüzden baktığımızda iki merkez bankasının da ben enflasyonla mücadeleyi hala ön planda tutacağını ve faiz arttırımı yapma konusunda geri durmayacaklarını düşünüyorum. Amerikan ekonomisi arasında çok ciddi farklar var. Almanya da bu sene ekonomi küçülecek. Toplam Avrupa ekonomisi de belki sıfıra yakın büyüyecek neredeyse. Bu resimde baktığınızda aslında Avrupa Merkez Bankası'nın Perşembe günü herhangi bir adım atmaması lazım ama enflasyon burada sanki Avrupa Birliği'nde daha katı hareket ediyor. O yüzden o beklentileri de kırmak açısından ben açıkçası Perşembe günü biraz piyasaları şaşırtıp Avrupa Merkez Bankası'nın da faiz artırabileceğini düşünüyorum. Fed'in de rakamlarda öyle bir beklenti olmamasına rağmen tekrar son bir kez bir 25 bas puan artırma ihtimalini Eylül'de mi yoksa Kasım'da mı görüyorsunuz Fed'in faiz artırım ihtimalini? Bence yaparsa Eylül'de yapacağını düşünüyorum açıkçası. Evet, genel beklenti Eylül'de pas geçirebileceği yönünde ama tabii her zaman sürprizler gelebilir. ECB'den de bir faiz artışına gidilmediği takdirde şahin tonda mesajlar verip biraz daha bekle gör moduna geçmesi bekleniyor. Bunların hepsini takip edeceğiz. Şimdi bir taraftan da tabii ki hani oradaki ekonominin seyri bizim ihracatçımız açısından çok önemli. Bir taraftan hani kredi erişim konusu da ihracatçı için önemli, bir süredir bunları konuşuyoruz. Sabah saatlerinde Merkez Bankası yaptığı açıklamalarla ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reskont kredilerine günlük limitin 1,5 milyar TL'den 3 milyar TL'ye yükseltildiğini açıkladı, paylaştı. Şimdi bununla ilgili haberimizi izleyelim. Sonrasında buna dair bir borsa üzerinden değerlendirme rica edeceğim sizden. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, reskont kredisinde günlük limitleri yeniden yükseltme kararı aldı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre seçici kredi kullanımını ve ihracatçıların finansmana erişimini desteklemek amacıyla günlük limitin 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya yükseltilmesine karar verildi. Açıklamada reskont kredilerinin kullandırılmasında KOBİ payının artırılmasına ve ihracat performansının dikkate alınmasına devam edileceği vurgulandı. Reskont iskonto edilmiş, diğer bir deyişle bir bedel karşılığı el değiştirmiş olan kıymetlerin bir bedel karşılığında yeniden el değiştirmesini ifade ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 25 Temmuz'da günlük ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reskont kredisi limitinin
300 milyon liradan 1,5 milyar liraya yükseltildiğini belirtmişti. Evet, Batuhan Özşahin'le sohbetimize devam edelim. Son olarak Batuhan Bey, bu gelişmenin ve tabii ki hani ihracat şirketlerin, borsada yer alanların hani bu gibi başlıkların o hisselere nasıl yansıyabileceği, sektörel olarak sizin nasıl beklentiler içerisinde olduğunuzu sorayım. Şimdi tabii önemli bir dönemden geçiyoruz. Kredi faiz oranlarında bir normalleşme yaşıyoruz. İki sene çok derin negatif reel faizlerden sonra hala negatif faiz, reel faiz var ortam. Ama baktığımızda hem mevduat faizlerinde bununla birlikte kredi faizlerinde de bir normalleşme var. Ki bu da ekonominin soğuması açısından gerçekten önemli. Şimdi iş yapanlar açısından baktığınızda tabii ki faiz oranları kur kadar önemli. Mayıs'ın sonuna kadar genelde şirketlerin, özellikle ihracatçı şirketlerin kurun seviyesinden şikayet ettiğini görüyorduk. Ama bundan sonraki dönemde de artık şirketlerin bence yavaş yavaş faizlerin seviyesinden şikayet etmeye başladığı bir dönemden geleceğiz. Evet. Bununla birlikte de bir kredi erişim de bir sorundu. Kredi faizleri arttığında kredi erişim daha kolaylaşıyor mu? Aslında bir bankacı gözünden baktığınızda hiçbir banka çok yüksek faizde kredi vermek istemez. İnanılanın aksine genelde halk arasında bankaların daha yüksek faizlerle kredi kullandırmak isteyeceği düşünülür ama o kredilerin geri dönme ihtimali ya da olasılığı daha düşer. O yüzden açıkçası kredi faizlerinin çok yükselmesi bizim evet, çok hoşumuza giden bir faktör değil. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Ata Portföy Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Batuhan Özşahin bizimle beraberdi. Şimdi Bloomberg HT Araştırma Analisti Burcu Kıratlı'yı ağırlayacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sunar. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk, şimdi bugün iPhone'un yeni ürünü lanse edilecek. iPhone 15'i tanıtacak Apple. Ve tabii işte biraz böyle Çin gelişmelerinin acaba gölgesinde mi kaldığı diye bekleniyor. Bir taraftan da ABD'de rekor bir halka arz gerçekleşiyor. Biz de Türkiye'de hani halka arzları konuşuyoruz. Orayla burası arasında nasıl farklar var? O halka arzın detayları nasıl, senden dinleyelim ikisinde. Tamam. Şimdi bugün teknoloji günü gibi oldu Amerika endekslerinde. Zaten haftaya düne de iyi bir şekilde başlamıştı bu beklentilerle birlikte diyebilirim. Şimdi ilk önce Arm Holdings'ten başlayalım. Arm Holdings'in halka arzına 10 kat talep geldi. Bu yılın en büyük halka arzı. Ve Arm Holdings, yani Arm hisseleri açılacak olan, aslında hepimizin çok iyi bildiği tüm teknolojik cihazlarda kullanılan bu çip modellemelerini ve buna uygun teknolojiyi üretiyor diyebilirim. Bütün akıllı telefonlarda, bütün cihazlarda aslında biz bu şirketin teknolojisini kullanıyoruz diyebilirim. Şimdi 47 ile 51 dolar arasındaydı fiyatı. Tavan fiyattan gelmiş talep toplama. Ve halka arz büyüklüğünün de 60-70 milyar dolar arasında olması bekleniyordu. Bu eğer tavan fiyattan olursa 55 milyar dolar arasında olacak ve şimdiye kadar dediğim gibi en büyük halka arz. Şimdi bunun sadece bu halka arza bu kadar ilgi gelmesi diğer teknoloji şirketlerinde bir kere hisselerini yukarı doğru hem hareketlendirmiş durumda, hem halka arzlara olan ilgiyi artırmış durumda, hem de teknoloji hisselerine tekrar talep anlamında. Mesela Nvidia geçtiğimiz bu yılın Mayıs ayında yapay zeka rallisini başlatmıştı ve piyasa değeri en yüksek olan şirketler şu anda Nasdaq'ta. Teknoloji şirketleri ve hisseleri. Dolayısıyla bu teknoloji şirketi, teknoloji hisseleri yeniden bir ateş alıyor. Yeniden tekrar bir fitili ateşlenmiş gibi oluyor bu Arm Holdings ile birlikte. Şimdi akıllı telefonların %98'inde kullanıyoruz biz bunu. Pek marka bilinmiyor dedim. Çünkü bunun arka planı olan planları satıyor ve yazılım programlarının bu çiplerle nasıl iletişim kurduğunu aslında belirleyen talimat setlerini üretiyor. Ve bu teknoloji bütün aslında firmaların şu anda akıllı yapay zeka ile ilgilenenlerin teknolojisine girmiş durumda ve bu halka arzı şu en büyük kurumlar yönetti. Goldman Sachs, JP Morgan Chase gibi, Barclays gibi ve bu yılın başından beri en beklenen halka arzı. Şimdi bu 60-70 milyar dolar arasında olması bekleniyordu dedim. Buradaki daha fazla
fazla olmasının sebebi de Vision Fund'un, yani SoftBank'in Vision Fund'daki hissesini de vazgeçmek istememesi. SoftBank bunu 1998 yılında satın almıştı ve orada ilk olarak İngiltere'de işlem görüyordu. Şimdi Vision Fund'daki bir kısmını satmıştı, sonra tekrar geri aldı vesaire derken şu anda hala piyasa değerinin çok fazla artmamasının sebebi 60-70'i SoftBank'in kendi hissesinden vazgeçmek istememesi. Hmm. Şirket o kadar değerli ki vazgeçmek istemiyor. Dolayısıyla çok da teknolojik şirket, kendisini mühendislik şirketi olarak tanımlıyor. Ar-Ge'ye çok açık şirket ve patent 6800 patentleri var. Onayda bekleyen de 2700 patent başvurusu var. Alphabet, Amazon, Qualcomm, Advanced Micro Services gibi büyük firmalar, dev firmalar, burada piyasa değeri olan firmalar ARM tabanlı çipler kullanıyor ve patent geliri açısından da ilk 10 müşterilerin arasında bunlar yer alıyor. Yani oldukça önemli bir şirket. Dolayısıyla bunun halka arz olması, dediğim gibi, hem diğer teknoloji hisselerini hem de halka arzlara olan ilgiyi de diğer taraftan artırması bekleniyor. Şimdi yapay zeka ile, bundan sonraki şirketin vizyonuna da değineyim. Yapay zeka ile ilgili daha fazla çalışmak ve daha fazla patent almak istiyor bu konuyla ilgili. Daha önceden de Nvidia ile bir satın alma anlaşması imzalamıştı. Fakat evet, Nvidia vazgeçmişti bir şekilde. İyi ki geçmiş. Halka arzdan daha büyük bir satın alma, piyasa değeri büyük bir gerçekleşti. Diğer taraftan Apple. Şimdi biraz Çin'in gölgesinde kaldı. Evet, bu ne yazık ki bu durum. Ama bunun satışlarına baktığım zaman, Reyhan, ne kadarmış satışları diye, yaklaşık 50 milyonluk kadarını oluşturuyormuş Çin'e olan satışları ve 5-10 milyonluk aslında kısmını etkiliyor. Dolayısıyla çok ciddi bir talep düşüşü olmayabilir buradan diye de diğer taraftan orada bilgiler var. Orada zaten sanırım var ki korkulan şu, hani şu an sadece hükümet nezdindeyken hani genele yayılması. Burada diğer taraftan da bir hamle geldi Hindistan'dan. Bu yıl Hindistan'da ürettiği ürünleri de diğer taraftan pazara sokacak. Apple da kendince bir hamle yapıyor. Çin pazarına yerine Hindistan'da üretilen ürünleri piyasaya sokmaya çalışıyor. Dolayısıyla o biraz aslında ticaret ve politik gerginliğe de dönüşüyor. Burada 31 milyon kişinin izlemesi bekleniyor. Burada tabii en beklenilen şey Vision Pro, bu yapay zeka ile ilgili yine ürünü, burada güncelleme gelecek mi? İşte Apple'ın 10. yıl dönümünde değişiklikler bekleniyor. Bunları ne kadar beğenilip beğenmeyeceği 4. çeyrekteki, son çeyrekteki satışlarını ve bilançosunu etkilemesi açısından önemli. Beğenilmesi halinde biz yeni bir solukla tekrar Apple hissesi yukarıya gidebilir. Hedef fiyatı bu son olaydan sonra 235'ten 230'lara düşmüş. Şu anda teknik anlamda da 50 ve 100 günlük ortalamaların altında seyrediyor. Bu Çin değişikliğiyle beraber aracı kurumlardan aşağı yönlü hedef fiyat güncellemeleri gelmişti. Dolayısıyla bunun da Apple için yeni bir ateşleme, yeni bir fitil olabilecek mi? Yukarıya döndü, satışlarını çok artıracak şekilde bir dinamik yaratacak mı? Bunu bekliyoruz. Bunun için de tabii dediğim gibi Vision Pro önemli olacak. Burada işte 15 Pro 6 inç ekran, 6.7 inç ekran. Bir de saatlerin serisinde ona baktım. 2018'den beri aynı boyut ve şekle sahipmiş. Burada da bir değişiklik yapacaklar mı diye. O da merak beklenen taraftalarmış. Böyle bakalım nasıl olacak, evet, Apple'ın lansmanı. Türkiye saatinde 20'de, 28'de olması bekleniyor. Hı-hı. Çok çok teşekkürler. Burcu Kırat'la bizimle beraberdi, Bloomberg HT araştırma analisti. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank Yatırım Hizmetleri sundu. Seans ortasını noktalıyoruz. 15'te Akıllı Para'da yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.